Evet dostlar. Merhabalar. Vlog'lara ara vermiştik. Yine şöyle bir başlayalım dedim. Ufaktan bir selam vereyim dedim. Dostlara şöyle yolda giderken iki sohbet edeyim dedim. Bir vlog çekimi olsun dedim bu da. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Ben böyle kırmızı ışıkta beklerken işe doğru gidiyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü itibariyle bu değerli özel günü kutlamak amacıyla tüm öğretmenlerimizle özel bir sahnede yine birlikte olacağız inşallah. Yola koyulduk. Gidiyoruz. Siz nasılsınız? Siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İnşallah herkesin her şey yolunda da arkadaşlar. Trafik yine çok kötü. İstanbul trafiği berbat. Biraz önce bir Instagram'a hikaye attım. Story. Bir kombin yaptım. Dedim ki arkadaşlar bugün sahne için bu güzel mi sizce? Uygun mu? Cevap veren dostlar süper demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ceketimi giymedim, astım. Şimdi onlar buruşmasın diye. Onları sahne zamanı giyeceğim. Evet. İşte böyle dostlar. Şu an kapının önünden geçmekteyim. Burası her zamanki gibi kilit. Valla erken gideyim diyorum. Yola çıkıyorum ama yine trafik var. Yine trafik var, yine trafik var. Bu Ataşehir yolları nasıl olacak? Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bu taraftan gerçi açık oluyor da. Gerçi bugün cuma işte. Cuma bu saatler çok tehlikeli. Aslında 4'te çıkmam lazım da 4'te çok erken. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Vallahi canlı yayınları yapamıyorum artık dostlar. Yani enerjim hiç yerinde değil. Kendimde değilim. O yüzden bir de gerçekten hani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyor diyorlar ya. Gerçekten öyle. Yani onun hazırlığı falan filan derken yok yani, destek yok arkadaşlar. Destek olmayınca insanın heyecanı bitiyor. Konsantrasyonu, motivasyonu. Her şeyi bitiyor yani. Düşünsenize bir şeyleri yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Karşılığı yok. Daha yapmak ister misiniz yani? İnsan kendi çok sevdiği mesleğinden bile yeri geliyor, soğuyor yani. Karşılığını alamadığınca. O yüzden artık zaten hayat mottom değişti yani dostlar. Karşını alamadığım hiçbir şeye girmiyorum arkadaşlar. Senelerce çok böyle şey olmuşuz yani. Çok koşturmuşuz her şeye, herkese. Bu 2 sene zarfında zaten koronada her şeyi gördüğümüz için artık herkese hak ettiği kadar. Sen de ben de çaresiziz, ah, çıkmazdayız, yolumuz yok. Sevmek hakkımızda değil, biliyorum, biliyorum, sonumuz yok. Çok güzel bir şarkı be. Ben yaşarım yaşanmış duygularımla, ortasından bölünmüş uykularımla. Sen beni düşünme, toparlanırım, güle güle gitsen saygılarımla. 2 gündür başım ağrıyor. Havalar yine berbat herhalde. Kış gelince zaten ben böyle şey gibi, jelibon gibi
grip hapı içiyorum. 2 gündür de başım ağrıyor. 2 gündür yine içmeye başladım. Ne oluyor bilmiyorum. Virüs mü kapıyoruz? Üşütmüyorum da yani. O anlamda hiç üşüdüğümü de hissetmedim ama bilmiyorum yani. Ben yaz adamıyım arkadaşlar ya. Ben yaz adamıyım. Bana salaş olacak tişört, şort, kış yani. Banyoya giriyorsun, üşüyorsun. Ben yaz adamıyım. Yazın insanın böyle morali bozuk olsa bile bir uyanıyorsun, günlük güneşlik ortam. İnsan bir açılıyor yani, biraz şey oluyor, bir rahatlıyor yani. Şimdi bir kalkıyorsun, bugün bir kalktım mesela. Zaten bu aralar böyle Leyla'yım, kafam gidik. Bir kalktım bugün, yemyeşil bir hava. Otomatikman şey oluyorsun yani, düşük oluyorsun. Ben de durumlar böyle dostlar. Sizleri seviyorum. Şöyle bir kısa bir selamlaşma olsun dedim. Vallahi bu yol bitmez. Ben 6'ya kadar da herhalde yetişemem. Şu an size yolu göstersem pert yani. Ben daha Kapitol'ü geride bıraktım. 15 dakikadır bu yoldayım yani. Zaten bir bu yol, bir de Maltepe'ye giden o küçük yolu Bostancı arası bizi bitiriyor yani. Geçen sefer 4'te çıktım, yine böyleydi. Geçen sefer 4'te çıktım, yine böyleydi yani. Araba sürmenin zevkini unutuyorsun abi. Bu nedir yani? Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Herkese yol veriyorum. Herkese karşı saygılıyım. Geç bir adım önüme geç. Ne olacak yani? Bir araba önde olsan ne olur? Olmasan ne olur? İstanbul'da havalar böyle. Ne demişti eski hava durumu sunan hanımefendi? Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun. Hadi bakalım. Hoşça kalın.